Merhaba sevgili çocuklar. Bugün 29 Nisan 2020. Yine bir Türkçe dersinde birlikteyiz. Bugünkü Türkçe dersimizde Milli Mücadele ve Atatürk adlı temamızı bitirdiğimiz için tema değerlendirmesi yapacağız. Bunu yapabilmemiz için Türkçe devlet kitaplarının 260. sayfasını açın lütfen. Evet, 260. sayfayı açtığınızda tema değerlendirmesini gördünüz. Burada bir metin var. Bu metni ben okuyacağım bir kere. Siz de lütfen gözünüzle takip edin. Etkinliklere geçtiğimiz zaman videoyu durdurun. Bir veya birkaç defa tekrar okuyun. Ondan sonra videoyu birlikte yaparız. Güçlü pehlivan. Atatürk her günkü gibi Ankara'da dolaşıp Çankaya Köşkü'ne dönmüştü. Erlerin köşkün bahçesinde sağa sola kaçıştıklarını gördü. Onları yanına çağırarak sordu. Ne yapıyorsunuz? Güreşiyorduk paşam. Peki, devam edin bakalım. Erlerden biri öteki erleri yendi. Herkesi yenen ere Atatürk, şimdi de benimle güreşeceksin, dedi. Er, sizinle güreşemem paşam, dedi. Atatürk, korkuyor musun? Deyince er, elbette korkuyorum. Siz dünyanın sırtını yere getiren adamsınız, dedi. Nahit Nafiz Ergüder'in alınmış bir anı okuduk. Çocuklar, bir kere daha okuyalım. Güçlü pehlivan. Atatürk her günkü gibi Ankara'da dolaşıp Çankaya Köşkü'ne dönmüştü. Erlerin köşkün bahçesinde sağa sola kaçıştıklarını gördü. Onları yanına çağırarak sordu. Ne yapıyorsunuz? Güreşiyorduk paşam. Peki, devam edin bakalım. Erlerden biri öteki erleri yendi. Herkesi yenen ere Atatürk, şimdi de benimle güreşeceksin, dedi. Er, sizinle güreşemem paşam, dedi. Atatürk, korkuyor musun? Deyince er, elbette korkuyorum. Siz dünyanın sırtını yere getiren adamsınız, dedi. Nahit Nafiz Ergüder'in bir anısından alınmış. Şimdi çocuklar 1, 2, 3 ve 4. soruları bu metne göre cevaplayacağız. Bunu öncelikle şöyle diyelim. Birinci sorumuz, erler ne yapıyordu? Metne bakalım, erler ne yapıyordu ve yazalım. Evet, erler ne yapıyordu çocuklar? Metne baktığınız zaman görüyorsunuz zaten erler kendi aralarında güreşiyordu. Şöyle yazalım. Erler güreşiyordu. Güreş bizim atasporumuzdur çocuklar. Güreşi şu anda serbest yağlı Greco-Roman diye çeşitli adlarda güreşler vardır bildiğim kadarıyla. En önemlisi yağlı güreş Edirne'de yapılıyor. Ve bütün güreşler tabii çok önemli çünkü bizim atasporumuz. Şimdi burada erler güreşiyor. İkinci soruda diyor ki herkesi yenen ere Atatürk ne dedi? Lütfen metne bakalım. Herkesi yenen ere Atatürk ne dedi? Evet. Ne dedi çocuklar? Şimdi benimle güreşeceksin dedi. O zaman şöyle yazalım mı? Herkesi yenen ere Atatürk. Bakın, daha önce öğrendiğimiz noktalama işaretlerinde olduğu gibi tırnak işareti içerisinde yazacağım. Atatürk'ün söylediğinin aynısını ifade ettiğimiz için tırnak işareti içerisinde yazmam gerekiyor. Şimdi de
benimle güreşeceksin. Şimdi D'yi ayrı yazıyorum çocuklar. Benimle güreşecek. Şimdi buradaki de bağlaç, ismin hal eki değil. Benimle güreşeceksin dedi. Şimdi dikkat edin. Atatürk dedi. Atatürk ne dedi? Şimdi de benimle güreşeceksin dedi. Atatürk'ün söylediği sözü aynen aldığımız için tırnak işareti içerisinde yazdık. Üçüncü sorumuzda çocuklar, ne diyor er? Atatürk'e ne diyor er? Er Atatürk'e nasıl bir cevap vermiş? Yine metne bakalım. Er Atatürk'e elbette korkuyorum. Çünkü şey ne dedi Atatürk? Er sizinle güreşemem deyince Atatürk ne dedi? Korkuyor musun? Deyince er de ne dedi Atatürk'e? Elbette korkuyorum. Siz dünyanın sırtını yerine getiren adamsınız dedi. O zaman şöyle yazalım. Er Atatürk'e Atatürk kesme işaretiyle E hal ekini ayırıyoruz. A'yı büyük yapıyoruz özel isim olduğu için. İki nokta üst üste koyuyoruz. Elbette korkuyorum. Neden korkuyor? Çünkü siz dünyanın sırtını yere getiren adamsınız diyor. Yere getiren adamsınız. Adamsınız dedi. Peki şöyle diyeyim dedi. Çocuklar şurada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Dünya. Buradaki dünya özel isim değildir. Bunu coğrafik olarak dünyanın şekli veya dünyanın yapısıyla ilgili anlatsaydık o zaman terim olduğu için özel isim olurdu. Burada özel isim değil. Onun için hem küçük yapıyoruz hem de kesme işareti kullanmıyoruz. Peki. Sırtını yere getiren şu bülbülü sileyim çocuklar yanlış koydum. Dördüncü sorumuza geçelim. Peki siz olsaydınız Atatürk'le güreşir miydiniz? Niçin? Bu tabi kişisel bir soru. Bunu ben kendi olarak cevaplamak istersem ben de aynen o er gibi düşünürdüm. Güreşemezdim. Çünkü onun gibi asil biriyle yıllarca cenk etmiş yani savaş etmiş biriyle güçlü bir olsam saygımdan dolayı güreşemez. Onun karşısında saygı ve sevgiyle eğilirdim. Şimdi şöyle yazalım çocuklar. Yani ben kendi düşüncemi yazıyorum. Siz de kendi görüşünüzü yazabilirsiniz. Hayır güreşemezdim. Hayır güreşemezdim. Neden güreşemezdim dedim çocuklar. Çünkü onun gibi asil biriyle şöyle yazayım. Çünkü onun gibi asil biriyle yıllarca cenk etmiş biriyle yani yıllarca savaş etmiş, yıllarca cenk savaş demek çocuklar. Özellikle farklı sözcükler kullanıyorum ki sözcük dağarcığımız gelişsin diye. Cenk etmiş biriyle, çocuklara da hem savaş hem cenk adları verilir ya. Onun gibi asil biriyle, yıllarca cenk etmiş biriyle saygımdan dolayı
Şöyle yazayım. Saygımdan dolayı. Yani çok gerçekten çok saygı duyduğum için saygımdan dolayı güreşemez. Onun burayı büyük yapacağım çocuklar. Yani aslında normalde büyük yazılmaz ama neyse ben de küçük yapayım. Sırf Atatürk'ü vurgulamak için yazacaktım. O da güreşemez. Onun karşısında sevgi ve saygıyla eğilirdim. Saygı ile eğilirdim. Evet, benim düşüncem bu. Siz de farklı düşünceler edinmiş olabilirsiniz. Farklı sözcüklerle de belirtebilirsiniz. Peki çocuklar, şimdi şeye baktığımda diğer evet görsellerimiz var 5. şeyde. Aşağıdaki kelimeleri anlamca en yakın bulduğunuz resimlerin altına yazın diyor. Peki bakalım bilgi. Bilgi nereden alınır çocuklar? Kitaptan alınır, değil mi? Bilgi kitaptan alınır. O zaman bilgiyi neye yazacağız? Kitabın altına yazacağız. Bu sarı kitap var ya, onun altına. Önce sözcüklerden başlayarak gidiyorum. Peki, bağımsızlık deyince aklımıza ne geliyor çocuklar? Türk bayrağımız geliyor. Çünkü bayrak bir ulusun neydi? Bağımsızlık sembolüydü. O zaman bağımsızlık şey yazıyor. Bayrak ve çocukların olduğu resmin altına, Türk bayrağının olduğu yere. Önder deyince aklımıza ilk gelen kişi önder, lider demektir. Önder deyince aklımıza ilk gelen kişi kimdir? Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk'ün altına önder yazıyoruz. Diğer yerde bir gazi, bir asker görüyoruz. Bu savaşa katılanlara, savaşta yaralananlara gazi denir çocuklar. Burada hatırlarsanız ben bunu şeye verdim. Sakayeri Hüseyin, Karakaçan'la birlikte. Karakaçan da eşeğinin adı. Buraya da ne yazıyoruz? Kahramanlık, yani kahramanlık gösteriyor. Evet. Şimdi 6. etkinliğimizde çocuklar cümlelerin yanına doğru ve yanlış oluşlarına göre D ve Y yazacağız. Peki ben okuyacağım, biraz bekleyeceğim. Sizden cevapları aldıktan sonra söyleyeceğim. Atatürk 1881 yılında Selanik'te doğdu. Evet, doğru. Selanik şu anda bizim vatan toprakları içerisinde değil ama önceden vatan topraklarımız içerisindeydi. Mustafa Kemal Atatürk de diğer Türk aileleri gibi yıllarca, yüzyıllarca orada yaşamışlardı. Ve orada 1881 yılında doğmuştu. Yani doğru. İkinci cümlemize bakıyoruz. Atatürk'ün kız kardeşinin adı Zübeyde'dir. Evet. Atatürk'ün kız kardeşinin adı neydi çocuklar? Evet, Makbule'ydi. O zaman Zübeyde kimdi? Mustafa Kemal Atatürk'ün annesinin ismiydi. Burası da ne oluyor o zaman? Yanlış oluyor. Yani Y oluyor. Atatürk ilk olarak Şems Efendi Okulu'na gitti. Şems Efendi Okulu'na mı gitmişti? Aslında Atatürk ilk olarak mahalle mektebine gitti. Çünkü annesi onun hafız olmasını çok istiyordu. Şems Efendi Okulu'ndan önce mahalle mektebine gitti. Sonra Şems Efendi Okulu'na götürdü babası. Yani yanlış. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı. Evet.
Ve alttakiyle bağdaştırarak söylemek istiyorum çocuklar. 29 Ekim 1923. Biz bunu hep karıştırırız. Cumhuriyet'in ilanı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilanını karıştırırız. Neden karıştırıyoruz biliyor musunuz çocuklar? Burada 23 Nisan diyor, burada 1923 diyor ya. O 23'ler bizde böyle karışıklığa sebep olabiliyor. Onun için şöyle tekrar söyleyelim. Pardon. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Orada Türkiye'den bütün illeri temsil eden yetkililer, yani milletvekilleri orada toplandı ve savaşın 1919'da biliyorsunuz 19 Mayıs 1919'da Samsun'da Kurtuluş Savaşı başlamıştı. O Kurtuluş Savaşı'nın devamı sürecinde alınan kararlar, yapılması gereken işlemler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapıldı çocuklar. Doğru. 29 Ekim 1923, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından 3 yıl sonra 1923'te padişahlık kaldırılarak Cumhuriyet yönetimi ilan edildi. Biz bu sene geçtiğimiz hani kaç gün oldu çocuklar? 23'ten 29'a kaç gün oldu? 5 gün oldu. Bu 5 gün içerisinde çocuklar biz 5 gün önce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutladık. Tekrar buradan söylemek istiyorum. Daha nice uzun uzun sonsuza kadar Türkiye ve dünyada Çocuk Bayramı'nın kutlanması dileğiyle tekrar Çocuk Bayramınız kutlu olsun diyorum. Tekrar geçiyorum buraya. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Doğru. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. Doğru. Cumhuriyet ne demekti çocuklar? Cumhuriyet kendi seçtiği kişiler tarafından yönetilmesiydi. Yani onun için de belli şeyde yöneticiler seçiliyor ve cumhuriyetle yönetiliyoruz. Peki Atatürk 10 Kasım 1940 yılında ölmüştür. Evet, Atatürk ne zaman ölmüştü çocuklar? Atatürk 10 Kasım'da, evet doğru, ama 1940'da değil, 1938'de nerede ölmüştü? İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda. Yani okulca yaptığımız geziyi hatırlıyor musunuz çocuklar? Ankara gezisini. Ankara gezisini yaptığımızda orada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ilk binayı gezmiştik. Sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün Etnografya Müzesi'nde naaşının 15 yıl bekletildi. Etnografya Müzesi'ne gitmiştik. Sonra da Anıtkabir'e gitmiştik. Peki yanlış yani 1938 olacaktı. Çocuklar dersimiz burada sona eriyor. Diğer Türkçe dersinde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.